çerçevenin başına dönelim. Mesela şöyle bir şey, bugün gerçekten anlatıcıdan girdin, sinemada anlatıcı olmaktan. Senin sinemanın, Türkiye sineması içerisinde bence şöyle ayrı bir yeri var. Sen bir yandan aslında sanat tercihini, politik duruşunu da bir yandan koruyan, ama öbür taraftan kitle sinemasını, yani aslında sinemanın sanayi içerisinde yapılan ve ticari olanın bir amalgamını, böyle bir bileşimini yapmaya çalışıyorsun. Bunu hani kendi sözlerini bize bir açar mısın? Böyle düşünüyor musun? Nedir? Tabii aslında benim burada yola çıktığım şey para kazanmak değil, yani ticari sinema değil, popüler sinema. Yani benim hedeflediğim şey popüler olabilecek araçları da kullanarak filmin daha çok seyirci çekmesini sağlamak. Bu ticari, tabii ki doğal olarak ticari sonuçları da oluyor bunun. Ama burada önemli olan, esas önemli olan şey, yani benim ahlaken garipsemediğim, rahat hissettiğim yer, sinemanın aslında bir popüler sanat dalı olması gerektiği. Popüler olmadığı zaman etkisi olmuyor çünkü. O kadar büyük emek ve o kadar büyük hazırlık eğer seyredilmezse boşa gidiyor. Bütün sanat eserleri için geçerli bu. Ama sinema bir sanat eseri olarak o kadar pahalıya üretiliyor ki zaten çok fazla izleyici tarafından tüketilmesi gerekiyor. Benim derdim, benim politik bakışım toplumun harekete geçmesi gerektiriyor. Yani tek başına yapılacak bir şey yok bu dünyada kolay kolay. Toplumun harekete geçmesini gerektiriyor içinde yaşadığımız bütün sosyal problemler. Bunun için de sinemanın popüler olması gerekiyor. Bu bir taviz anlamına gelmiyor benim için. Çünkü popüler olan şey bazen bir küfür de, sana edilmiş olan bir küfür de çok popüler olur. Nitekim birçok küfrün çok popüler olduğu bir dönemden geçtik. Can yakıldığı zaman da popüler oluyor. O can yakan şey. Dolayısıyla burada sen neyle popüler oluyorsun diye sormak lazım ahlaki soruyu. Ben bütün bu yüzden popüler film klişeleri, popüler hikaye klişeleri, damarlar, bunların içinde gezmek yolunu seçtim. Ama bu damarların içinde gezerken de onları hani kendime benzetmek diyeyim, tatlı tatlı söylemek gerekirse. Bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Evet. Bence çok açık. Yani onların içerisinde zaten belki de o etik sorunu açan, hı-hı, öyle sorular açığa çıkarıyorsun ki yani onlar artık zaten hani işin basitçe popüler olmasını değil, hani popülerliğin aslında derin etkilerini de açığa çıkarıyorlar. Evet. Peki bir özellik daha var bence senin sinemanda. Hem yönetmenin hem yapımcının kafasında var olabilmen. Yani sen sinemaya yönetmenken yapımcı gibi de bakabiliyorsun. Yapımcıyken yönetmen gibi de bakabiliyorsun. Ve zaten sinemayı ve anlatıyı açarken hep bu iki figür üzerinden açıyorsun. Evet. Şimdi böyle baktığımızda her ikisinin de çok önemli sorularından bir tanesi, ki yapımcının ki herhalde çok önde gelir, seyirci kim sorusu. Yani evet, bu filmin seyircisi kim sorusu. Hı hı. Filmografine baktığımda hani Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürdü, Yedi Koca Duyumuz ve F tipi film de ki seyircileri nasıl görüyorsun? Bu seyircilerin ortak kesişmeleri var mı yoksa ayrıştıkları yerler var mı? Böyle bir seyircini bize bir okur musun? Evet. Şimdi ben bu anlatı dramaturjisi diye adlandırdığımız, hani havalı olsun diye öyle adlandırdım, yoksa başka bir şey yok. Bu dramaturji denen şeyin, yani aslında mana analizi denen şeyin, yani ne manası var sorusunun sorulduğu akıl yürütme şeklinin en önemli ayağı seyirci. Seyirci kim? Kime anlatıyorsun hikayeyi? Anlattığında nasıl bir tepki alacaksın? O anda o seyircinin canı ne istiyor? O seyirci o anda neden ürküyor? Neden korkuyor? Neden kendisi, hangi konularda kendini aşağılık hissediyor, hangi konularda rahatlamak istiyor? Bütün bunları bilmesi gerekir bir hikaye anlatıcısının. Bir meddah bir salona girdiğinde seyircinin kokusunu duymadan hikayesini seçmez veya sesinin tonunu tespit etmez. Bağırarak mı başlayacak hikayeye dikkat çekmek için, dikkati dağınık bir seyirci kitlesi karşısında, yoksa fısıl fısıl mı anlatacak? Bunu seyircisini tanıdığı andan itibaren yapar. Biz de böyle yapmalıyız. Ben de böyle yapmaya çalışıyorum. İlla o seyircinin suyuna gitmek anlamı doğmuyor burada, demin de söylediğim gibi. Onu harekete geçirecek, ekrana bağlayacak, zaafları veya güçlü taraflarını sayesinde hikayeye bağlanacak bir dinleyici kitlesi haline getirmen lazım. İzleyici kitlesi haline getirmen lazım. Ben seyircinin kim olduğunu çok düşünüyorum.
biliyorum demiyorum ama çok düşünüyorum. Filmi yapmadan önce, yaparken hem bir yönetmen olarak düşünüyorum hem de bir yapımcı olarak, yapımcı gözüyle de düşünüyorum. Bu tamamen bir insiyaki, yani tecrübelerden kaynaklanan bir içgüdüsel şey aslında, tavır aslında. Bu bana sadece elimdeki bütçeyle ya da önümdeki imkanlarla yaptığım şeyin uyuşup uyuşmayacağını söylüyor öyle bakmak. Aslında böyle bir faydası oluyor. Tarif edebiliyorum çekilecek olan filmin nasıl bir film olduğunu hem yapımcılara hem yönetmenle birlikte çalışacak diğer sanatçılara. Ben kendime bir kitle tespit etmiş değilim. Ben mesela beni çok arzu ettiğim şeylerdendir. Beni bir başka kültüre götürsünler, orada film çekeyim o kültür için. Bu çok zevkli bir çalışma olur ve esas bu seyirci yönetmen ilişkisinin ne olduğunu orada anlarız. Ben de anlarım tabii ki. Yani gideyim ve İzlanda'da film çekeyim İzlandalılar için. Onun için İzlanda toplumuyla ilgili oturup çalışırım ben. Aynı şekilde ben Türk toplumuyla da ilgili hikaye aramalarımın, çalışmalarımın büyük bir çoğunluğu aslında sosyolojik, antropolojik analizler içeriyor. Okuduğum kitaplar. Hep bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Daha önce hangi hikayeleri dinlemiş bu seyirci? Neleri beğenmiş? Neleri beğenmemiş? Neler tutmuş, neler tutmamış? Bütün bunlar hikaye dinleyen seyirci dediğimiz kitle açısından birer veri, birer bilgi. Ama çok arzu ederim başka bir kültür için film yapmayı. Çünkü o zaman bu teoriyi ben daha iyi anlarım en azından. Evet, bu gerçekten heyecan verici olur herhalde yönetmen için. Peki, anlatı dramaturjisi içerisinde çok önem verdiğim ve öne çıkardığın kavramlardan bir tanesi yaratıcılık. Ve orada aslında son zamanlarda karşımıza çıkan terimlerden bir tanesi de mesela yaratıcı yapımcı diye bir yeni figürle karşı karşıyayız. Ama galiba seninle beraber böyle bir yeni yaratıcı yönetmen arayışı da var. Burada sinemanın içerisinde yaratıcı yapımcıyı ya da yaratıcı bir yönetmeni hani diğer sanat alanlarından ayıracak temel nitelikleri sence neler? Bunu nasıl biraz daha açsan bize hani bu yaratıcılık meselesi? Şimdi sinemada yani yönetmenin ya da sinemadaki yaratıcılığın benzediği belki bir alan var, o da müzik. Sinemadaki yaratıcılar, yapımcı olsun, yönetmen olsun, başkalarının yaratıcılıklarıyla kendi yaratıcılıklarını büyütüyorlar, tamamlıyorlar. Başka sanatçılardan ilham alarak. Bu başka sanat dallarında çok az rastlanan bir şey. Onun için müzisyenler dedim. Çünkü bir orkestra her bir enstrümantalistin yaratıcılığından beslenerek o parçayı seslendiriyor. Kim çalıyorsa ona göre değişiyor parça. Solist de aynı kalsa da. Sinemada da aslında yönetmenin yaratıcılığı veya yapımcının yaratıcılığı diğer sanatçıların yani görüntü yönetmeninin, oyuncunun, müzisyenin, art direktörün, makyajcının, kurgucunun onların yaratıcılıkların ile birlikte onlardan ilham alıp onlara ilham vermek sayesinde doğuyor. En büyük farkı bence bu. Bu birbirine ilham veren sanatçılar sanatı. Evet, bu gerçekten akıl açıcı bir yanıyla. Peki tam buradan senin sinemanda yani Türkiye sineması içerisinde bence gene seni ayrıksı bir yere koyan bir sanat yönetiminin öne çıktığı sinema var. Yani gerçekten sinemacılar belki şöyle bir genelleme yanlışlıkları olacaktır. Sinemada her şey genel geçer olamıyor ama görüntü yönetmeniyle lead eden sinemacıdan ki senin görüntü yönetmenlerin de hep iyi ama sanat yönetimini de onun kadar öne çeken bir sinemaya. Dekor tasarımların, mekan seçimlerin, kostümler, makyaj, her şeyle çıkan bir şey var. Koreografiler, Firuze'de, Yedik Hocalarımızda dans meselesi vesaire. Bu sanat yönetiminin önünde durduğu sinemaya dair bize bir şey söylemek ister misin? Şimdi bunu iki türlü cevaplamak lazım. Bir, sanat yönetimi gerektiren, yani büyük, gösterişli art direction, production design, yapım tasarımı gerektiren filmler var. Onlar param varsa yapabildiğim filmler. Ben param varken yaptım o filmlerin çoğunu. Ve onlar öyle bir özeni gerektiriyordu. Yani Hacivat Karagöz gibi bir proje yapıyorsun. Doğal bir şey onun art direction'ının önem kazanması. Tarihi bir iş. Onlara kostüm drama deniyor zaten. Hani yeniden bir dünya yaratıyorsun. Esas olarak onlar onu gerektirdiği için varlar. Başka birisi de yapsaydı onu da dikkat çekici bulurduk.
Benim ama bana has bir seçim daha var. Ben yeni bir dünya yaratmak, yani yabancı bir dünya yaratmaktan hoşlanıyorum. Yabancı bir dünya yarattığımız zaman bize tanıdık gelen şeylere bir mesafeden bakıyoruz. Ve bu mesafe sayesinde onları daha farklı yorumlayabiliyoruz. Alıştığımız durumlardan dışarı çıkartmak için seyirciyi. Ben aslında bu yüzden mesela bilim kurgu projelerim var. Fantastik projeler var. Doğal gibi görünen ama garip tesadüflerin olduğu realist projelerim var. Hep bir yeni bir dünya, yeni bir atmosfer kurmak üzerine çalışıyor kafam genellikle. Bunların hepsi de o dünyayı yaratmaya mecbur ediyor beni. Yaratırken de ilginç, kendine has, görsel detaylar çıkıyor ortaya. Tabii ben o detayların hepsini de bu anlatıcılık meselesine biraz vurgu yaptığım için her detayda, yani kameranın içindeki, kadrajın içindeki her detay kendi başına bir hikaye anlatsın istiyorum. Yani adamın kolundaki saatin içinde gerçek bir akrep var. Yani akrep ve yelkovan olması gereken saat. Ama o kötü bir adam. Onun için onun saati de bakılık ve bir hikaye anlatıyor. Veya elbisesi pırıltılı. Hani adam öldüren bir adam ama elbisesi pırıltılı. Bir şey anlatıyor. Çünkü o da şarkıcı olacak sonra. Peki. Buradan şuna geçmekte fayda var. Sen bunları gayet mahir becerirken Türkiye sineması içerisinde böyle bir teknik uygulamalar konusunda, buna zanaat da diyebiliriz. Zanaatın içerisinde zaman zaman ya böyle bununla tamamen şişen ama içi boşalmış, ki sen de benzer bir tanım yapıyorsun, ya da gerçekten her tarafı dökülen böyle sakin, teknik uygulamalar konusunda beceriksiz bir dünya var. Ve bu galiba Türkiye sinema sektörünün temel problemlerinden biri. Bununla baş etmeye dair stratejiler var mı aklında hiç? Valla şimdi bir kere bu bir sanat ve yeteneksizler yapamaz. Yani bunu maalesef böyle kader gibi boynumuzu büküp kabul etmemiz lazım. İstediğin kadar oku, istediğin kadar yap. Eğer o konudaki yeteneğin yoksa sonuçta olmaz. Bu gerçekten acıklı ama gerçek. Bu iş böyle bir iş. Yetenek gerektiriyor. Özel adam hiç okumamış, köyden çıkmış. O kadar yetenekli ki sen ne anlatsan onun kadar derin anlatamıyorsun. Bir de yeteneğin varlığı anlattığını derinleştirebiliyor da. Yani bu içerikle biçim arasında böyle artık hani bu çağda saçma bir ayrım olmadığını biliyoruz biz. Yani sen o zenaatı gösterirken anlattığın içerik derinleşiyor zaten. Derinleşmesine yardımcı oluyoruz yani. Zevkli hale getiriyor. Bir de biz haz vermek üzerine bir iş yapıyoruz. Ya katarsis, yani acık o kadar acıklı ki durum, gizli bir haz duyuyorsun. Yani hep birlikte ağlamaktan haz duyuyoruz. Gülmekten, merak etmekten, hep birlikte hayal kurmaktan haz duyuyoruz. Haz vermeye yönelik bir şey sanat. O haz vermen için de seyircinin karşısına estetik çıkartman gerekiyor. İşte o estetiği ancak zenaatle sağlayabiliyorsun. Ben zenaatı bu anlamda sanattan kopuk bir şey olarak görmüyorum. Fakat bir takım klişeler var, hikaye anlatma klişeleri var. Onlara uygun yaptığında geriye yeni bir içerik yaratmana gerek bırakmayan bir zenaat alanı kalıyor. Eğer zenaatını iyi yapıyorsan, yani sen iyi bir bakır dövücüsüysen, atalarının yaptığı bakırın aynısını dövüyorsun. Ama hala orada bakılık, estetik bir şey görünüyor. Yani baktıkça sen orada bir bakır dövücüler hayatı görüyorsun. Derinleşiyor yani o tek yeniden üretilmesine rağmen hala senin yapamayacağın bir şey olduğunu görüyorsun ve orada başkasını fark ediyorsun. Benim gibi olmayan birisini fark ediyorsun. Dolayısıyla zenaatta da bir büyü var. Sanatın büyüsü orada da var. Orada da çalışıyor. Türk sinemasında ki en büyük eksiklik şu anda zenaattir. Özellikle genç yönetmenlerde var olan bir şey. Genç, kısa film yapan bir takım yönetmenler var. Mükemmel bir zenaate sahipler. Ve çok yaratıcı davranıyorlar. Sinemaya bunların çok azı yansıyor. Bunun en büyük nedeni okullar. Çünkü bu ancak ustadan öğrenilen bir şey. Maalesef bu usta-çırak ilişkisiyle büyüyen sanat dallarından biri. Zenaat ancak ustadan öğrenilir. Usta-çırak ilişkisiyle veya
çok büyük bir birikimin sadece aktarıcısı olan öğretmenler aracısıyla olur. Bizim büyük bir birikimimiz yok, o koptu. 30 yıllık bir uçurum var aramızda Yeşilçam'da. Bu yüzden üniversitelerde maalesef hayatında hiç film yönetmemiş öğretmenler yönetmenlik dersi vermek zorunda kalıyorlar. En büyük problem okul zanaat konusunda. Peki buradan bayağı okuldan ileriye doğru fırlayalım biraz. Böyle artık sinemanın da dahil olduğu dünya kendine yeni mecralar buldu. Hani bu politik eylemler de bunu buldular, sinema da buldu, sanatın bir sürü alanı aslında çok uzun zamandır bununla uğraşıyor. Sinema da içine atmaya başladı. Yeni mecralarda yeni formlar oluşmaya başladı. Hani ben hep Türkiye sinemasında hep deney yapan ve yeni ve yeniliğin peşinde koşan biri olarak gördüğüm az sayıda yönetmenden biri sensin. Bu yeni mecralara dair bir açılım var mı? Şimdi bu yeni mecralar bir internet, bir tür dağıtım mecrası gibi görünse de aslında bütün içeriği de etkileyen bir özel alan. İnterneti burada saymak lazım. Bir kere meselemizi anlatıcılık diye tanımladığımız zaman alanımız çok genişliyor. Yani sadece sinema ekranına sığdırmamız gerekmiyor bunu. Yani ben zaten anlatıcılığı filmle başlayan ama filmden ibaret olmayan bir alan olarak, üstüne yapılan konuşmalar, onun etkileri, filmin seyircisinin yazdığı yazılar, o film hikayesine gönderme yapılan başka sanat eserleriyle devam ettiğini düşünüyorum o anlatının. Etmesi gerektiğini de düşünüyorum. İyi bir sanat eseri ise özellikle. Ama mesela biraz önce konuşurken hatırlattın, bilgisayar oyunları da bunun bir başka alanı. Ben ODTÜ'de bir Metukon'a davet edildim. Bu bir rol oynama oyunları konvansiyonuydu. Ben tabii duyardım, hatta rol oynama RPG oyunlarının ya da FRP oyunlarının yaratıcılarının yazdığı romanları okumuş olarak gittim oraya. Onlara merak salmıştım bir ara. Ve çok şaşırdım. Kocaman bir hangar dolusu masalar ve insanlar başlarında oyun oynuyorlardı oturarak. Çok şaşırdım. Yanlarına gittim. Ve dehşetle şunu fark ettim. Mesela 5 kişi oynuyor. 5 tane anlatıcı. Sürekli birbirine hikaye bu sayede, oyun bu sayede doluyordu. Onları da ikna ettim büyük bir bölümü. Siz hepiniz hikaye anlatıcısınız diye. Nitekim doğru çıktı. Çünkü bu oyuncular hep edebiyata, mesela bir yığın roman çıktı. Türkiye'de de var. Birçok roman doğdu bu oyunlardan. Rol oynama oyunlarından. Şu anda mesela Apocalypse Now'ın yazarı John Milius büyük bir oyun firmasıyla anlaştı. Onlara senaryolar yazıyor, oyun senaryoları yazıyor. Bir anlatıcının alanı o. Orada da aynı şeyler, çok daha uzun süren tabii ki. Aynı, üstelik de anlatıcıların da, başka anlatıcıların da eklendiği, bir anlatıcılar dünyası tarafından üretilen, bitmeyen, sonsuz bir evren yaratılıyor. Benim şeye de tabii benim ilgimi bu yüzden de çekiyor. Ben dünya yaratmak, atmosfer yaratmak konusuyla ilgilendiğim için burada kendi kuralları olan evrenler yaratılıyor bu hikayeler aracılığıyla. O, yalnızca o karakterlerin, o maddi dünyanın kurallarından oluşan, o oyun grubunun bildiği ve yarattığı, hepsinde o kurallara uyarak yeni hikayeler yazdığı evrenler yaratılıyor. Bu benim çok ilgimi çekti. Birkaç yıldır bununla da ilgileniyorum, bunu insanlarla birlikte çalışıyorum ve oradan da hem sinema filmleri, hem edebi eserler, hem de oyunlar doğacak. Çerçevenin tanımladığın yerine bir tane bir şey eklemek istiyorum, sonradan geldi aklıma. Bu Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin koleksiyoner DVD setinde kamera arkasındaki iyi bir kamera arkası çalışması olduğunu düşünüyorum ve pedagojik olarak da çok faydası oluyor derslerde bulunurken. Orada çok önemli bir şey söylüyorsun. Aslında film çalışmacılarına, eleştirmenlere dönüp bir çağrım var. Yani bir yönetmen olarak diyorsun ki ben çok isterdim aslında bu yönetmen bu açıyı burada neden kullandı? Hani bu ışığı neden böyle yaptı? Bu oyunu müzensin niye böyle çözdü? Bunlar üzerine yazılsın çizilsin diye. Türkiye'de buna dair hani bu beklentini karşılayan ya da burada ne oluyor sence? Bunu bize bir değerlendirir misin? Yönetmen tarafından ne görünüyor böyle bir çağrıya? Şimdi bir kere yönetmenlerin birbiriyle konuşması gerekir.
aynı modacıların konuşması gibi. Modacılar biliyorsunuzdur, birçok moda dergisi var. Çok çok elit, yani hiçbirimizin satın alamayacağı giysiler, fotoğraflar falan dönüyor orada. Ben uzun yıllar ya bunları alıyoruz, tamam güzel olduğu için bakıyoruz ama nasıl bu kadar yaygın dünyanın her yerinde bulunuyor diye merak ettim. Sonunda uyandık ki o aslında modacıların birbirleriyle konuşma alanı. Aynı filozoflar gibi. Felsefi eserler aslında alelade okuyucu için değil, başka felsefeciler için yazılıyor. Bizim de yönetmen, tabii dünyada var bu, bizde yok. Yönetmenlerin birbiriyle konuştuğu bir mecra gerekiyor, bir kültür gerekiyor aslında. Yani neyi kim, işte ustalar, ustalık eğitiminin eksikliği burada da beliriyor. Yani bu olsa hiç değilse dışarıdan buna katılan öğrenciler de buradaki yabancı kavramları ancak o yönetmenlerin bir anladığı kavramları yavaş yavaş öğrenmeye başlar ve bir okuryazarlık gelişir aslında. Bir sinema okuryazarlığı gelişir. Bugün sinema eleştirilerin, sinema ile ilgili haberlerin hep 100 tane kereste kullanıldı, 5 tane kamera var gibi geçmesinden ben bu ne ya, bu ne ilkellik, hangi taş devrinde mi yaşıyoruz? Bunlar filmle ilgili bahsedilecek şeyler olmaktan çoktan çıkmalı diye düşündüğüm çok eleştiriye rastlıyorum. Benim sorularım bu kadar ama senin hani bu çerçevede eklemek istediğin bir şey varsa duymayı çok isteriz. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Zaten. Bir Amerikalı yönetmen Türkiye sinemasına baktığında hani kategorik olarak aslında sizde sadece bağımsız filmler üretiliyor bizim gözümüzde de bakıldığında gibi bir laf etmişti. Evet. Bu noktada özellikle de daha seçtiğiniz hikayelerle temaşaya dönük ve biraz da prodüksiyon gerektiren hikayeler olduğu için sektörün durumu, mesela sizin yaratıcılığınıza sektörsüzlük hali nasıl bir etki yapıyor? Yani hayallerinizle ilgili onu gerçekleştirme aşamanızdaki sıkıntıların ciddi bir kısmının da maddi olduğunu öngörerek şey yapmaya çalışıyorum. Biraz öyle. Tabii biraz maddi, benim her yönetmen gibi benim de bir yönetmen olarak çekmek istediğim filmlerle ilgili problem, aramızda duran engel maddi oluyor ama yalnızca maddi olmuyor. Yani çok ucuza mal olacak film projelerim de var benim şüphesiz her yönetmenin olduğu gibi. Burada değerlendirme yapmak, yani yapımcının bir projenin seyirciye yakışıp yakışmayacağı konusundaki değerlendirmelerinde bir sakatlık, hastalık var. Bir kere bir filmin tutup tutmayacağı dünyanın hiçbir yerinde bilinebilen bir şey değil. Bunun en büyük nedeni de filmi yapmaya karar verip para harcamaya başladığınız anla film çıktığı an arasında bir zamansal fark olması. Ya karar veriyorsunuz, para harcamaya başlıyorsunuz, bir sene sonra yayınlıyorsunuz. Bir sene sonra dünya değişiyor. Zevkler değişiyor, yağmur yağıyor. Seyirci salgın hastalık oluyor. Politik değişiklikler oluyor. Konjonktür değişiyor. Psikoloji değişiyor. Bu kestirilemediği için hangi filmin tutacağı belli değil. Ama bir filmin iyi olup olmayacağı, nasıl olacağı konusunda muazzam bir cahillik ve kafa karışıklığı var Türkiye'de de. Bağımsız filmler çekiliyor diyor mesela bir Amerikalı, buraya baktığında öyle deniyor. Bunun bu olumlu bir şey değil. Çünkü bu filmler her şeyden bağımsız. Yani ne yapacağını bilmeyen insanlar, bilemeyen insan ben de dahil, tarafından yapılıyorlar. Tecrübesi olan, dağıtım ağları olan bir stüdyonun yönetiminde yapılmış filmler değil, böyle filmler mecralarını daha kolay buluyorlar. Birinin batağından diğeri çıkartıyor yapımcıyı ve yönetmeni. Böyle bir yandan da böyle bir faydası var stüdyo sisteminin. Amerikan stüdyolarının yeniden canlanmasını sağlayan şey bağımsız yapımcı yönetmen çiftleri oldu. Yani onlar olmasaydı stüdyo da büyüyemezdi. Böyle bir diyalektik ilişki içinde bağımsız filmlerle. Biz her şeyden bağımsız film yapıyoruz. Seyirciden bağımsız, sinema salonlarından bağımsız, bütçelerden bağımsız ve dediğim gibi yani filmin nereye gideceğini bilmeden yapmak zorunda kalıyoruz. Bu aslında bizim hastalığımız. Bunu avantaja da çevirebiliriz. Bugün Türkiye'de yapılan en iyi filmler ticari filmler değil. Zenaat açısından. Şu anda ben yaratıcılık açısından çok zayıf buluyorum son dönemde çekilen birçok filmin, ticari başarısı olup olmayacağı önemsenmeden çekilen filmleri. Çok güzel yapılmış, tertemiz kadrajları, hiç diğer
dandik, başarılı belki Türk filmlerine benzemiyorlar. Kadrajı düzgün, montajı düzgün, oyunculuğu harika, çok iyi senaryo yazılmış, çok iyi diyaloglar var. Belki biraz sıkıcı, belki biraz eğlendirici değil yeteri kadar. Ama zenaat açısından çok güzel filmler. Yaratıcılık açısından bundan 50 sene önce yapılmış sinema filmi, klasik sinemayı andırdıkları için aslında yaşı çok genç, yaşlı insanlar tarafından yapıldığı hissi yaratıyor bende. Bunun dışında dediğim gibi yapımcılar henüz hangi dünyaya film ürettiklerini, film denilen şeyin nasıl para ettiğini bilmeden film yapıyorlar. Ağzına sağlık. Allah ne denir? Bakalım kahramanlarımız hangi maceralar bekliyor. Ezop bitiş oldu. Su da burada uzatmaya çalışıyorum. Önemli. Geçmiş olsun. Evet, teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben...